bugün direkt konuya girmek istiyorum. Fransa'da olanları takip ediyorsunuzdur. Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme hakaretten sonra Cumhurbaşkanımıza yönelik yine iğrenç bir kapak ortaya koydular. Fransa Müslümanlara basın özgürlüğü adı altında haysiyetsizliği benimsetmeye çalışıyor. Fikir özgürlüğü adı altında alçaklığı benimsetmeye çalışıyor. İfade özgürlüğü adı altında zilleti benimsetmeye çalışıyor. Benimsemeyeceğiz çünkü biz hasiyetinden başka önemsediği, vakarından başka ve imanından başka önemsediği bir şey olmayan insanlar topluluğuyuz Müslümanlar olarak. En azından çoğunluğumuzun böyle olduğunu düşünüyorum. Dünyanın pek çok yerinden gelen tepkiler ama halklar nezdinde maalesef. Müslüman devlet adamları ya satılmış ya da güçsüz oldukları için ya da korkak oldukları için halklar nezdinde bu tepkileri görebiliyoruz. Fransa'nın fikir özgürlüğü basın özgürlüğü siciline şöyle bir bakın. Mesela size bir tane olay anlatayım. Charlie Hebdo yine aynı rezil dergi. Sarkozy'nin oğlu evlenecek nişanlı. Nişanlandığı kişi de Yahudi bir aileye mensup. Ve bir teknoloji devi şirketin varisi bu Yahudi kız. Fakat karikatür şu ikisini birlikte çizilmiş. Yan tarafında da hayatta iyi yerlere gelecek diyor. Sadece bu. Bu karikatür üzerinden antisemitizm suçlaması yapıldı. İmza kampanyaları düzenlendi. Basında karikatürist yerden yere vuruldu. Davalık olundu. Charlie Hebdo adamı kovdu. Yanılmıyorsam özürde yayınladı. Yani 1.7 milyar insanın en sevgilisine hakaret etmek serbest. Sadece nişanlanmış bir çift ve onların yanına da hayatta iyi yerlere gelecek diye yazmış olması yasak ve hatta çok büyük dediğim gibi tepkilere yol açtı. Bundan ne anlamamız gerekiyor? Yani hakikaten acaba Fransa'dan ne kadar aptal görünüyoruz? Fransa peki bu İslam düşmanlığını neden benimsiyor? Onu da kısaca anlatalım. Çok çok kısaca olacak ama. Yani şöyle düşünün. Fransa'nın kolonize ettiği ülkeler. Mali, Mogadishu, Tunus, Fas, Senegal bu ülkelerin pek çoğunda bulundum. Bu ülkelerin önemli kısmından halen sömürge vergisi alıyor Fransa. Fransa'nın mesela geçenlerde bir makale okudum. Cezayir'de kolonyalizm sürecinde ve özellikle Cezayir bağımsızlık sürecinde kafasını keserek şehit ettiği pek çok insan söz konusu yani on binlerden bahsediyorum. Onun dışında diğer ülkelerde yaptıkları zulümler yani sadece Cezayir anılıyor ama diğer ülkelerin hepsinde bağımsızlık mücadelesini işte liderlerin suikast edilmesinden tutunda halkın e, öldürülmesine kadar taciz, tecavüz olaylarına kadar sicilleri oldukça kabarık. Sonra bağımsızlaşma süreçleri bir şekilde gerçekleşiyor 2. Dünya Savaşı sonrası. Fakat Fransa'nın bu sefer ucuz iş gücüne ihtiyacı oluyor. Savaştan sonra tekrar Kurulacaklar, yapılacaklar, gelişecekler ya. Bu sefer 1960'larda bu Afrikalı eski sömürgelerinden insanların ve erkeklerin, özellikle erkeklerin çünkü ucuz işgici olacak. Ailenin ayrılarak Fransa'ya gelmesine izin veriliyor. Bu insanlar tabii ki iğrenç koşullarda yaşatılıyorlar. Fransızların şehirlerini yapıyorlar beyaz adama hizmet ettiriliyorlar ama adı kölelik değil maaş var ya Ondan sonra 1970'lerin sonuna doğru da ailelerinin eşlerinin çocuklarının yanlarına gelmelerine izin veriliyor ve işte bugün şu anda Fransa nüfusunun yüzde doku'zu bu yüzden Müslüman ve Fransız gençliğinin, %20'si Müslüman ve bunu artık ucuz iş gücüne de ihtiyaç kalmadı işte teknolojik devrim vesaire biz bunları bu ülkeden nasıl kovarız bunları nasıl izole ederiz ve işte Fransızlığımızı tekrar yeniden nasıl kazanırız e, 20 yıl sonra nüfusumuza ne olacak elden gidiyor Cumhuriyet tabi de Fransızların böyle bir korkusu var bir ankete göre %65'i 20 yıl sonra Batı medeniyetinin olmayacağına inanıyor. %25'i de bunun çok çok kötü bir şekilde, çok acımasız şekilde sona ereceğinden bahsediyor. Fransa gibi bir ülkede aşırı sağın Le partisi biliyorsunuz özellikle temsil eden yükselişte olduğunu biliyoruz. Bu Charlie Hebdo'nun o iğrenç karikatürlerini velilerden de izin almayarak çocuklara gösteren öğretmen biliyorsunuz bir terör saldırısında öldürüldü. Bu terör saldırısı üzerinden zaten bu dalga başlatıldı ve e, terör saldırısından sonra Eyfel'de iki tane Müslüman kadın bıçaklandı. Ülkenize geri dönün diyerek Arapça konuşan sokakta Arapça konuşan başka iki Ürdünlü genç de hem darp edildi hem de bıçaklandı. Yanılmıyorsam. Yani bu İslam karşıtlığının nefret söyleminin nefret suçuna yol açtığını artık çok net görebiliyoruz. Müslümanların Fransız Meclisi'nde temsil hakkı yok. Mesela size bir örnek vereyim. Biliyorsunuz başörtülü milletvekili olması falan yasak Fransa'da. Okullarda da belli bir yasak getirdiler. Peçeyi zaten yasakladılar. Nisan ayı mıydı? olabilir, Nisan olabilir. Fransız meclisine öğrenci temsilcileri geliyor. Öğrenci birliklerinin başkanları geliyor. Fransız meclisine mesele Covid. Covid'in gençlik üzerindeki etkileriyle alakalı bir meclise komiteye sunum yapacaklar. Bu başkanlardan birisi başörtülü bir kız ve komite de masasında yerini aldığında bu başörtülü kız Macron'un partisinden bir kadın milletvekili kalkıp gidiyor. Terk ediyor meclisi. Çünkü onun orada olması gerekiyormuş. Yani sadece orada kenarda izleyen, konuşmayacak olan kişi olursam bystander kenarda dur. O zaman başörtülü olmana izin var Fransa'da. Aklıma şunu getiriyor bu. Amerikan devrimi'nin en temel sloganlarından birisi No taxation without representation is tyranny. Yani temsil hakkı olmadan vergilendirme tiranlıktır. Şu anda ki Amerikan devrini biliyorsunuz Fransız monarşisi, Fransız devleti destekledi ta ki kendileri devrilene kadar kendi devrimleriyle. Sizin desteklediğiniz bu devrimin sloganı sizin için ne ifade ediyor? Tabii ki hiçbir şey ifade etmiyor da bunlar retorik sorular. Yani şu an gerçekten Mevlid Kandili'ndeyiz ve inanılmaz öfkeliyim. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Bir de şöyle bir durum var. Biliyorsunuz Fransa'nın ulusal sloganı, Fransız devriminden kalma olan slogan özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Ama Müslüman değilsen. Müslümansan politik olarak temsil hakkın yok. Ekonomik olarak zaten semliyorsun. Alt orta sınıfta olmaya mahkum eden seni bir sistem var. Şehrin varoşlarında sadece var olmaya yönlendiren bir sistem var. Siyasal, ekonomik ve sosyal olarak da işte karşına bu çıkıyor. Sadece aşağılanma. Müslüman hakkı sadece aşağılanma. Eğer Charlie Hebdo'nun karikatürleri aa ne güzel işte basın ifade özgürlüğü dersen İmanın yoksa dersin tabi. Şimdi bu hususta Fransa'da şöyle de bir dönüşüm oldu. Macron biliyorsunuz yerel seçimleri partisi hezimetle sonuçlandı. İnanılmaz oy kaybetti, büyük şehirleri kaybetti partisi. İki sene sonra olacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Le Pen'le karşı karşıya geleceğini de düşündüğü için merkezde duran sözde Macron ve küreselci olan milliyetçiliği açıktan eleştirmiş olan Macron bir anda işte yeni bir Fransızlık ıı, keşfetmeliyiz diyerek olabildiğine İslam düşmanlığı üzerinden Fransız kimliğini ve Fransız Cumhuriyetini kurgulayan bir noktaya getirdi bu söylemi. Yani şu anda Fransa'da olan şey sen mi daha İslam düşmanısın? Ben mi daha İslam düşmanıyım? Siyasetleri de bundan ibaret ve bunun tabii ki toplumsala yansımasından da. Bahsettik biraz önce. Burada şuna da e, değinmek istiyorum. Fransa'da şu anda Müslüman STK'lara dair e, inanılmaz bir baskı var. Oradaki din adamlarına dair inanılmaz bir baskı var. Şu ana kadar e, kapatılan dernek sayısı 20'yi buldu. Ve bunların içinde e, Baraka City gibi yani gerçekten tek işi hayır olan doksula mazluma el uzatan e, dernekler de söz konusu. Bunların çünkü Müslümanların bir araya geldiği, dayanıştığı STK'lar olduğunu biliyorlar, o yüzden hedef alıyorlar. Bugün Baraka City ile ilgili kararında açıklanması bekleniyor. Dolayısıyla Müslümanların sivil toplumda da yani zaten siyasette yoklar ama sivil toplumda da var olmasını kriminalize eden bir durum söz konusu ve bize özgürlükten bahsediyorlar ya. Gerçekten yani. Öfkemin sebebini eminim siz de hissediyorsunuzdur zaten. Hani iki yüzlülükte daha aşağı duruma düşemezler diyorsun, biraz daha aşağısını buluyorlar, biraz daha dibi buluyorlar her gün. Bundan bahsetmek istedim. Ha bir de e, yurt dışı hükümetlerle bağıntılı. mesela Yunus Emre ensüsü gibi ya da buradaki Fransız kültür ensüsü gibi kaynaklı yerlerde Arapça derslerini yasakladı. Fransa ki 80 bin öğrenciden e, bahsediliyor. Buraları da tehlikeli buluyormuş Macron efendi ve bunu da yasakladılar. Şu noktada önemli şu anda Macron yeni bir kavram ortaya attı. Ee, Islamist separatist yani İslamcı ayrılıkçılar. Ne yaşarsan yaşa ağzını açma. Ne yaşarsan yaşa. Çeneni kapalı tut, başını aşağı eğ, işine git, işine gel. Sana verdiği görevi yap, maaşını al, Yine sesini kes. Yani bu ülkede mesela sarı yelekliler gibi gümbür gümbür bir protesto hareketi varken ve bu inanılmaz büyük işte vandalizme vesaireye de yol açmışken bu hususta hiç alakası olmayan Müslümanlar bir anda ayrılıkçı oldu. Neden? Müslümanları ayrılıkçı olarak yansıtmadan onları ezemeyecek halbuki hiçbir Müslüman STK, hiçbir Müslüman aydın, hiçbir Müslüman yazarın Fransız cumhuriyetini bölmek ya da Fransız cumhuriyetini yıkmak ya da Fransız cumhuriyetine dair bir eleştirisi bile yok. Ve size yine daha bu bağlamda bir mevzudan bahsedeceğim. Dün gördüğüm bir haber. Moritanya yine Fransız sömürgesi olmuş ülkelerden birisi. Afrika'daki en çok hafız barındıran ülkelerden birisi. Çöl altyapı yok, fakir ülkelerden de birisi aynı zamanda. Ama çok imanlı insanların ülkesi gerçekten gittim gördüm ve çok bambaşka bir atmosfer o. Moritanya'da Fransız büyükelçi ile kontratı olan bir karikatür sanatçısı varmış. O karikatür sanatçısı bu son gelişmeler üzerine Macron'u bir yılan olarak çiziyor. Yılanın üzerindeki deri Fransız bayrağının renkleri ve Macron ağzını açmış işte dilini çıkarıyor vesaire. Bu karikatür yüzünden Fransız Büyükelçiliği Mogadishu'daki bu karikatüristi işine son verdi kontratını. Sebep de şu Fransız Cumhuriyeti değerlerini aşağılamak. Yani Fransız Cumhuriyeti değerleri basın özgürlüğü kapsamında, ifade özgürlüğü kapsamında, sanatçının özgürlüğü kapsamında değil. Ama benim peygamberim öyle öyle mi? Ve bunu kabul edeceğiz. Öyle mi? Bunu benimseyeceğiz. Sesimizi çıkarmayacağız. Bugün Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasını dinlemişsinizdir belki. Gerçekten çok etkileyiciydi. En çok şu noktada tüylerim diken diken oldu. Ben neyim ki sevgililer sevgilisine hakaret ettiler dedi. Ve bizim bu meselede tepki göstermemiz şeref meselesidir dedi. Zaten tepki göstermezsek öldük demektir dedi. Bu karikatürlerin de şahsını değil, temsil ettiği değerlere bir saldırı olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gerçekten de öyle. Yani İslam dünyasında yani daha yüce olarak konumlandıracağımız hiçbir şey olamaz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e hakaret ediliyor ve İslam dünyasında ses yok neredeyse ses yok ve Cumhurbaşkanımız kadar kimse fazla ses çıkarmadığı için bu şekilde hedef alınıyor ve tabii ki buna ek olarak şunu da göz önünde bulundurun. Fransa ile Türkiye pek çok alanda karşı karşıya geldi. Bunlardan bir tanesi Mavi Vatan. Macron işte Fransa'ya savaş gemileri yolladı, Türkiye'yi tehdit etti, kırmızı çizgilerden bahsetti falan. Sonra ne oldu? Topukladı, gitti. İkincisi Suriye. Suriye'de PKK terör örgütüne dair yaptığımız harekatların hepsine karşı çıktı. Türkiye'ye karşı Avrupa Birliği'ni e, harekete geçmeye zorladı ve sonunda ne oldu? Yine topukladı, gitti aynı savunduğu YPG'liler e, etek giyip kaçtıkları gibi. Üçüncü noktada Türkiye'nin NATO'ya bir tehdit olduğunu e, savunabiliyorsunuz Macron. S-400'ler meselesinde karşı ama bundan daha da önemlisi Libya'da karşı karşıya geldik. Libya'da nasıl karşı karşıya geldik? Bu Libya'da savaş suçlusu, çete başı diyebileceğimiz Hafter'i destekledi Macron. Türkiye ise Birleşmiş Milletler'in Uluslararası hukuk çerçevesinde tanıdığı hükümeti destekledi ve sahada Türkiye kazandı. Yani Libya'da Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, ABD'nin dolaylı tüm bu ülkelerin desteği arkasındayken hafterin kazanan Türkiye oldu. E Macron ne yaptı bunun karşılığında? Topukladı gitti aynı iki yıl sonra bir buçuk yıl sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaybedip gideceği gibi öyle e, düşünüyorum ve umuyorum. Dolayısıyla bu konularda Sayın Cumhurbaşkanımızın bileğini bükemediği için ha bir de Azerbaycan var unutmayalım biliyorsunuz. Tamamen Ermeni tezlerini destekleyen yani sen Minsk grubu eş başkanısın. Azerbaycan'a ve Ermenistan'a eşit mesafede durmalısın. Hayır. Tamamen Ermeni tezlerini destekleyen, Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını çiğnediğine bir kere bile atıf yapmayan, Ermenistan'ın işgalci olduğuna bile atıf yapmayan Azerbaycan'ı saldırgan olarak niteleyen ve bu saldırganlığının sebebi olarak da Türkiye'yi gösteren bir tavır içerisine girdi Macron. Zaten Güney Kafkasya masasında ben bir daha Fransa'nın bu duruşla etkin bir şekilde yer alabileceğini sanmıyorum. Göstermelik belki yer alır misk üçlüsünde bulunduğu için. Azerbaycan şu anda sahada biliyorsunuz Ermenistan'a çok ağır kayıplar verdiriyor. Ermenistan'da maalesef çatışma alanından yüzlerce kilometre uzaktaki şehirleri hedef alarak sivilleri öldürüyor, gayet korkakça ve şerefsizce. Ama buna rağmen Fransa Ermenistan'ı koşulsuz bir biçimde desteklemeye devam ediyor. Dolayısıyla Macron bu dört alanda Türkiye'nin bileğini bükemediği için Sayın Erdoğan'ı düşmanlaştırmaya, şeytanlaştırmaya çalışıyor. Ve Avrupa Birliği liderler zirvesinde de yine Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkarmaya çalışacaklar. Daha önce mavi vatan mücadelesi kapsamında Yunanistan'la birlikte bunu yapmaya çalışmışlardı, muvaffak olamamışlardı. Ben bu seferde de Avrupa Birliği'nin şunu da kafanızdan çıkarmayın. Yani Türkiye güçsüz bir ülke değil. Türkiye yalnız bir ülke değil. Türkiye ekonomisi Avrupa Birliği'nin pek çok ülkesinin ekonomisine bağlı. Ve bunların içinde ekonomik olarak ciddi zorluklar yaşayan İspanya gibi ülkeler de var. Ve mesela İspanya, İtalya, bunlar Yunanistan'la aynı konumda yer almadılar. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı zirvesinden veto yedi. Yunanistan'ın bu konudaki çağrıları. Belki bilmiyorum izleyicilerim içerisinde olabilir. Ya ne gerek var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savunmak bize mi düştü? Başkaları savunsun diyenler olabilir. Onlar benim kanalımı izlemese de olur. Çünkü gerçekten haysiyetine, şerefine düşkün insanlara e, hitap etmek için bu kanalı açtım. Bu bir. İkincisi, hadi dini hassasiyetin yok. Bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına inanılmaz biçimde, akla hayale sığmayacak biçimde hakaret eden... Bir dergiye karşı da mı içinde en ufak bir husumet belirmiyor? Bu kadar mı sömürge ruhlu oldunuz? Bu kadar mı zihninizi ifade ettirdiniz sömürgeci düşüncelere karşı? Bu kadar mı şereften yoksunsunuz? Gerçekten bunu da merak ediyorum. Yani karikatürleri önemsemeyelim diyor mesela bir grupta. Ya sen sana Twitter'da bir cümle yazıldı diye haklı olarak, bence haklı olarak ortalığı ayağa kaldırdın mesela. Aynı karikatürün benzeri sana yapsa a karikatürdür geçelim mi diyeceksiniz demeyeceksiniz. Biliyorum bunu. Yani batıdan öğrendik zaten riyakarlığın yüzlerce tonunu batıdan öğrendik. Dolayısıyla bu riyakarlığı da bir kenara bırakın. Bu önemsenecek bir meseledir bunu önemsemeyenin ancak siyasi anlamda bir düşüncesi olabilir. Ay şunu da söylemeden geçemeyeceğim yine. Erdoğan o için yapıyor, Erdoğan o için yaptırıyor falan diyenler gördüm Twitter'da. Yani bu nasıl bir akıl tutulması gerçekten? Böyle bir şeye inanan insanlara zaten ne anlatabiliriz? Yani demek ki her şeye inanmaya açık bir kapasiteleri var. Onları da kapasiteleriyle baş başa bırakıp bu videoyu burada sonlandırıyorum. Gerçekten e, duygularımın da yoğun olduğu bir anda sizinle de biraz dertleşmek istedim. Hem de bu vesileyle kandilinizde kutlamak istedim. Kandiliniz mübarek olsun. Biz e, sevgililer sevgisine layık değiliz. Ama layık oluruz inşallah. Görüşmek üzere.